Durumu nasıl hekim kadın? Bütün gece takip ettik sultanım. Kanamalar devam ediyordu. Güç bela durdurabildik. Vaziyeti düzelir. Ancak bundan sonra çocuk sahibi olması pek mümkün değil. Prenses. Bir daha çocuğum olmayacakmış, öyle mi? Farya, Allah'tan ümit kesilmez elbet. Sen üzme kendini. Sultanımız haklı prenses. Tanrı sizi bize bağışladı. Yalnız bırakın beni. Dışarı çıkın. Herkes dışarı çıksın. Hekim kadın, teskin edici ilaçları hazırlayın. Kösem sultanımız niye çağırmışlar acaba? Hünkârımızdan ulak mı gelmiş? Mevzu Prenses Farya yapılan saldırı Yahya efendi. O hususun bizimle ne alakası var? Erkan-ı devletin yapılacak daha mühim işleri yok mudur? Hatun padişah efendimizin gözdesiydi Müftü efendi. Ve karnında hanedandan bir can taşıyordu. Olacak şey mi bu? Nerede görünmüş bir padişahın hür hatunla böyle münasebeti? Üstelik hatun, prenses ve başka bir hanedana mensup. Bunlar tehlikeli laflar Ayzade Efendi. Hoş, siz tehlikeli sularda yüzmeyi adet eylediniz. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri! Şeyhülislam Efendi, ağalar, paşalar. Hünkar oğlumun gözdesine yapılan menfur saldırı hepinizin malumu. Yazık ki hatun düşük yaptı. Hanedanımızın doğacak evladına yapılan bu saldırı zinhar kabul edilemez. Ahali nasıl böyle bir şey yapabilir? Ve dahi siz buna nasıl izin verirsiniz? İşte bu hatun. Tersane sarayındaki aşufte bu. Hususi saray verdi diye kendini bir şey sanıyorsun. Padişah efendimizin kapatması olmuş, bir de utanmadan insan içine çıkıyor. Hünkârımız kapattı seni buraya. Edepsiz aşufte. Aşuftesi oldun. Aşufte. Aşufte bu. Senin yüzünden hayatım darmadağın oldu. Defol git bu saraydan. Allah kahretsin seni. Kendi ellerimle boğacağım. Bundan sonra çocuk sahibi olması pek mümkün değil. Asıl olan benim. Ayşe Sultan, o yaptı. Sultanım, hadiseden ben de müteessirim. Her ne kadar vaziyet baştan yanlış olsa da böyle bir zorbalık kabul edilemez. Neymiş o yanlış olan vaziyet? Padişah efendimizin prensesle münasebetinden bahsediyorum sultanım. Pek meşru olmadığı aşikar. Tevatür hızla yayılmış. Padişah efendimiz böyle münasip gördükten sonra kimin haddine? Bağışlayın. Fakat ne demiş merhum Ebu Suud Efendi?
nameşru olan nesne padişah eliyle meşru olmaz. Belli ki birileri vaziyeti fırsat bilip fitne ateşini yakmışlar. Cahiller de peşinden gitmiş. Müftü Efendi, kimleri müdafaa ettiğinize dikkat edin. Ben kimseyi müdafaa etmiyorum. Şüphesiz bu saldırı alenen suç teşkil eder, failleri de cezasını görmelidir. Ancak hadiseye yüzlerce gafil katılmış. O gafiller bedelini ödeyecek. Bu işte kimin parmağı varsa, bilhassa fitne ateşini yakanlar bedelini canıyla ödeyecek. Sultanım, bağışlayın. Faili cahilden ayırmak icap eder. Faili bulup getirin o zaman. Aksi takdirde taş üstünde taş, omuz üstünde baş komam. Sinan Paşa. Valide Sultanım. Emrimi tellallar tüm payitahta duyursun. Bunu yapanları ahali kendi getirmezse onları doyuran elim yumruk olur, başlarını ezerim. Emredersiniz Sultanım. Sultanım, hünkârımıza bir ulak gönderdim. Vaziyeti bilmeleri gerek. En doğrusunu yapmışsın. Bilmesi icap eder. Öfkesi yakıp kavuracak şimdi. Duydun Müftü Efendi. Sultanım, hünkârımızın böyle tenkit edilmesi hoş değil. Ağrıma gidiyor. Meydanı boş bırakırsan olacağı bu. O kadar ikaz ettim lakin dinlemiyor. Misliyle karşılık verelim sussunlar. Tahkikatı sen yürüteceksin. Ya ucu hareme kadar giderse sultan? Ayşe Sultan dahil. Her ihtimali tetkik et.